Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yepyeni bir kılıç Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün kanalımızın en çok sevilen serilerinden biri olan Dünyanın en güzel köyleri serisinin Evet maalesef ben de hatırlamıyorum kaçıncı bölümde olduğumuzu ama yanlış hatırlamıyorsam ya 6. ya da 7. bölüm olsa gerek dostlar. Normal şartlarda ben bu seriyi arkadaşlar mini bir seri şeklinde yayınlamayı düşünüyordum. Ya maksimum 2 veya 3 bölüm olacak şekilde. Ama o kadar çok beğenildi ki ben de sizleri kırmayıp devam ettirdim. Yine tekrardan 10 tane birbirinden güzel köy var arkadaşlar. Sizler yine puanlayacaksınız. En beğenilen köyü yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Ve aynı şekilde serinin devamı için de 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Çok basit bir şekilde hemen like atarsanız çok mutlu olurum. İlk defa da bu videoyu izleyen arkadaşlar arkadaşlarımız varsa da ufaktan bir anlatayım arkadaşlar konseptimiz ne isterseniz göstererek anlatayım 10 tane birbirinden güzel köy var arkadaşlar etiketlerini ilk defa ben de sizlerle birlikte bakacağım beraber oynayacağız mesela burada bir köy binası 9 var dostlar bu köy binası 9 ne değişik bir köy lan bu bir dakika ama bir dakika dur bunun olayı ne biliyor musunuz dostlar? Buradaki şans ağaçları ondan sonra havai fişek zulaları burada kayalar falan filan böyle aslında kendince bir şeyler yapmaya çalışmış ama diğer seyir dediğim bölümlerini izlerseniz arkadaşlar birbirinden güzel köyler vardı ki insan kıskanıyor ister istemez ve şansınızda herhalde başlangıç çok kötü oldu. Ya ben buna 10 üzerinden herhalde bir 6 veririm ya da 5 veririm. O 6 ya da 5 de şuradaki emek için şunları yan yana dizmek için arkadaşlar ciddi bir e e efor sarf etmiştir. Yani şuradaki kayaları bile kaldırmamış. Güzel bir köy Çançinçon kardeşimiz. Köyü Winas 9'a olan arkadaşlarımız oylasınlar. Sizce nasıl bu, bu ah, konuşamadım yine. Sizce nasıl bir köy? Hemen bunu yorumlar kısmına yazın. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar 5000 like yeni bölüm gelecek. Aynı zamanda hala kanalımıza abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa onlar çıkışta kaçmasın yakalayacağım ben onları. Abone olmadan da izliyorsanız olsalar bir abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. 200 bin abonede güzel bir oda vlogu yapmayı düşünüyorum. İlk defa böyle bir şey yapacağım. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ilk köyümüz bu şekildeydi. Değişik bir konsept yapmış kendisi köyün arkadaşlar. Süslemiş aksesuarlarla falan. Ama o kadar güzel bir köy olmamış. Bilmiyorum niye böyle kötü gözüküyor arkadaşlar. Estetik durmuyor. Diyerekten hemen ikinci köyümüze geçelim. Bu arada arkadaşlar güzellik sıralaması tamamen rastgeledir. Yani bu köy diğerinden daha güzel olacak diye bir şey yok. Burada 10. köyümüz bile arkadaşlar. Belki en güzel köy o olacaktır. Bilemiyorum. Tamamen rastgele. Bak bu daha böyle güzel duruyor arkadaşlar. Estetik duruyor. Ben, bu köyü beğendim. Bu köyü beğendim ama neden savunmalar köyü biraz 8'de kalmış? Orasını bir çözemedim dostlar. Köyü güzel. Büyük mal askerler fulldür köy binası 11'e göre. Aynen hero'lar dahi full arkadaşlar. Ben beğendim bu köyü. 10 üzerinden 8 veririm dostlar. Kötü değil. Köy binası 11'ler sizce nasıl olmuş? Bence büyük bir emek var dostlar. Bu çalı çırpılar. Baksana o Noel ağaçları. Ondan sonra normal çam ağaçları vesaire. Ortaya falan dizmeye çalışmış. Güzel olmuş. Ben beğendim şahsen. Bir de ona göre de bir düzen yapmaya çalışmış. Yani değerlendirilebilir bu köyde. Diyerekten hemen 3. köyümüze geçiyoruz dostlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne tarz köyler karşımıza çıkacak. Yani herhalde ya Dördüncü bölümde ya da 5. bölümde dostlar. All Star Ligi'ydi. Gerçekten birbirinden efsane köyler vardı. Bakalım bugün de bizi şaşırtacak köyler çıkacak mı? Ben de merak ediyorum. Şimdi 3. köyümüze geçtik. Köyü binası 11 hesabı yoktu. 3. köyümüze mi geçtik? Bir dakika. Bu üçüncü köymüş arkadaşlar. Bu da bir köy binası 11. Hemen bir inceleyelim. Ha ha. Bak bu köy diğerinden daha güzel. Neden mi? Ben bir göz ucuyla baktım dostlar. Şöyle dikkat ederseniz Ağaçlara özel dostlar düzen yapmış. Sadece ağaçlar özel savunmalar köyün dışında. Çok güzel duruyor ya. Çok estetik duruyor dostlar. Ben çok beğendim. Normal şartlarda şu ağaçların yanında ya havan topları, büyücüler, okçular vesaire olurdu dostlar. Cehennem kuleleri olurdu. Hani bu sefer ne yapmış adam? Ağaçların etrafına düzen yapmış ve düzen de estetik, simetrik bir düzen arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Yani şu ana kadar beğendiğim en güzel köy 10 üzerinden buçuk 9 verebilirim bu köy arkadaşlar. Yani ben beğendim 10 numara. 10 numara diyorum ama 10 üzerinden buçuk veriyorum. Nasıl bir çelişkidir bu kardeş? Orada 10 numara dememin sebebi arkadaşlar köyü beğendim anlamına getirmeye çalışıyorum. Güzel yani. Şimdilik favorim bu. Diyerekten hemen diğer bir köyümüze geçelim. Dördüncü köyümüz. Oo köy binası 14. Nerede savunmaları e, askerlerin bir kısmı fullenmiş dostlar. Hero'lar güzel. Yani full'e yakın bir köy binası 14 göreceğim de. Duvarlar çok karışık ya böyle. Gözü inanılmaz yoruyor. Bak duvarlar gözü inanılmaz yoruyor da. Daha olay duvarlar bile değil dostlar. Sol ve sağ taraf. Oralara da geleceğiz bir duvarlara bakayım. Yani gözleri aşırı yoruyor çok karışık aslında buna saldıracak olan bir kişi varsa insanın aklını karıştırabilecek tarzda bir düzen arkadaşlar. Yani aslında yapılabilir lan bu duvarlar. Değişik. Burada hemen arkadaşlar merkez binanın etrafında şans ağaçları var. Bir tane değil tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Beğendim iki tane de kuru kafa koymuş ve Noel ağaçlarıyla süslemiş. Beğendim merkez süper duruyor dostlar hemen bir sol tarafa bakalım sol tarafta yani mezarlık tarzı bir şey yapmış yani biliyorsunuz ki cadılar bayramı geldiği zaman dostlar cadılar bayramına özel e, ağaçlar süslemeler vesaire geliyor onları orayla süslemiş ve buraya da bir Amerika bayrağıyla bir bir e, Alman bayrağı koymuş neyikmesi aynı zamanda şurada şans çalısı ve arkadaşlar biliyorsunuz ki bu bir Noel e, bombaları geliyordu Noel bombaları kullandığım zaman şuradaki kutucuklar geliyor onlarla süslemiş güzel sol tarafı beğendim bir de sağ tarafa bakalım şimdi sağ tarafta arkadaşlar. Burada görüyorsunuz yıl dönüm 7. yıl dönüm sürpriz e, balonları var. Güzelce etrafını arkadaşlar e, süslemiş. Bir de kardan adam koymuş ortaya. Aynı zamanda şurada Noel ağaçları var. Her türlü Noel ağacı var neredeyse arkadaşlar burada. Güzel. Hani şu an o köy binası 11'den daha güzel diyebilirim. Daha büyük bir emek var arkadaşlar burada. Ben bu köyü beğendim. Yeni favorim bu Kur Totoro arkadaşımız. Mamamia. Herkes kendi fikrini yorumlara yazsın dostlar. İlla ben bunu beğendim diye bunu beğenmek zorunda değilsiniz. Belki köy binası bir önceki incelediğimiz köy binası son bir en güzel köy belkese göre odur. Yani tamamen herkes kendi fikrini yazsın bakalım en çok beğenilen köy hangisi olacak. Şimdi ben bunu beğendim bunu yazardım herhalde. Şimdilik buraya kadar izlediysem arkadaşlar. Şimdi bir sonraki köye geçelim. Favori dostumuzu geçiyorum ve hemen 5. köyümüzü inceliyorum burada. Köy binası 14 daha. Bu daha full arkadaşlar. Tüm askerleri fullemiş. Şimdi... Oo bir de bu kupa kasan bir arkadaş 185 Aralık 2019'da dünyada 185. sıraya yerleşmiş dostlar. Aga Aga bu köy çok güzel Aga of çok kıskandım ya Harbiden diyorum çok kıskandım bu köyü şimdi Gerçekten böyle bir köyümün olmasını isterdim Ortası şahane Her türlü noal ağacı var Baksanıza Şurada ortasını süslemiş. Ondan sonra diğer Noel ağaçlarını süslemiş. Şansı ağacı koymuş. Ortaya da merkez binayı çakmış. Etrafa da arkadaşlar. Yani bu adamın kupa derdi yok. Bu adam artık oyunu Nirvana'ya taşımış. Etrafa da böyle çalı çırpılarla, balkabaklarla, cadılar bayramı süslemeleriyle, parlak fenerle süslemiş. Köyü de fulllemiş. 10 numara 5 yıldız. Yani... Süper. 10 On üzerinden 10 aga. 10 üzerinden 10. Ben çok beğendim onu söyleyeyim. Herhalde onu silip arkadaşlar o yorum silip bunu yazardım herhalde. Derdim dakika şu dakikada bu köy çok güzel. Ama cidden şöyle bir incelediğim zaman inanılmaz bir emek var. Yani şuradaki arkadaşlar şuraları saymıyorum bile bakın şuraları saymıyorum bile. Şuradakiler zaten hareket ettirilebiliyor ama şunlar çalı çırpılar ancak engel küreyle hareket ettirilebilir. Yani şurada 2, 4, 5, 2, 4, 5 yani 25 tane arkadaşlar Dur yok yanlış oldu eşit olmaları lazım 24 tane var dostlar Şurada hariç tabi 23 tane var Hani bu yürü... bunu da herhalde dolduracaktır Bir tane Noel ağacı bekliyor kesinlikle bu sezonun Bekliyor yani 2000 21 Aralığı bekliyor bu adam. 2021 Aralık'ta gidin bakın etiketi de burada. Bakın şura kopyalayalım hatta. Bu adam buraya yeni bir Noel ağacı dikmese ben bir şey bilmiyorum. Açık ve net adam orasını onun için boş bırakmıştır. Çok güzel tebrik ediyorum bu dostumuzda. Diyerekten bu favori arkadaşımız dikkat ederseniz her bir köy bir öncekinden daha favori hale gelmeye başladı. Tamamen rastgele demiştim dostlar. Şimdi burada yine tekrar bir köyü son 4 var. İlginç. İlginç harbiden ortası çok ilginç lan bunun ne biçim bir düzen lan bu Düzen tamamen rastgele yine ağaçlar var burada dostlar. Hani bir önceki köye göre daha kötü. Kesinlikle bir önceki köyün eline kimse su dökemez. Mükemmel ötesi bir köydü. Şimdi bu köyde ağaçlarla süslemiş, Ortasında savunmalar vesaire var. Bir de 3-5 tane bir çalı çırpın. Noel ağacı parlak fener tarzı böyle süslemelerle donatmış. Yukarısı birazcık değişik arkadaşlar. Bu yukarısı gayet güzel. Hani ben beğendim yani 10 üzerinden 7 gibi verebilirim dostlar. 10 üzerinden 6.5 7 verilebilir bence. Ortası çok böyle karışık olduğu için biraz gözü de yoruyor şahsen. Estetik de durmuyor. O yüzden bu köyü de çok fazla incelemeden kör olmadan diğer bir köyümüze geçmek istiyorum. Hep dikkat ederseniz yabancılar böyle yapıyor. Oo. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu adam etrafı çalı çırpılarla donatacak. Tamam mı? Etrafı çalı çırpılarla donattıktan sonra düzen değiştirecek. Ya da bu adam bu köyü bırakmış. İki seçenek var yani. Şimdi ilk seçenek bence bu adam köyü bırakmış bu şekilde. Değişik bir şey yapmış. Tekli duvarlar koyaraktan değişik bir şeyler yapmaya çalışmış. Burada birinci seviyeden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye kadar basmış. Ki zaten en fazla basabileceği seviye budur. 11'i de arkadaşlar belediye binası son de. Onun dışında savunmalar birer seviye. Hero'lar zaten kasılmış. Askerler zaten kasılmış da değişik ya. Yani yorum yapamayacağım. Sağ tarafta bir sürü çalı çırpılar da var. Yani 10 üzerinden 5 verip geçerdim herhalde bu köyde. Leveli güzel ama. Şimdiki inceleyeceğimiz kardeşimiz birazcık etiketi kısa arkadaşlar. Yani köyü biraz 9 bir de. Bir buna bakalım dostlarım. Hmm köyü biraz 9 ama. Herhalde bunun olayı arkadaşlar şu kısım. Şuradaki arkadaşlar ejder heykeli. Altın şair. Şuradaki noal ağaçlar ve ortasındaki taş kutusu. Kesinlikle bunun olayı bu. Başka bir şey olacağını düşünmüyorum bence. Yoksa normal bir bildiğimiz bir full artı full bir köy binası 9 artı terk edilmiş ölü bir köy arkadaşlar. Bu arkadaş bırakmış herhalde. Sizin böyle bir köyünüz olsa bırakır mıydınız onu? yoru oyunu. yorumları yazın bir de dostlar. Yani buna da bir 10 üzerinden 5.5 6 diyelim arkadaşlar. Güzel duruyor çünkü ortası dostlar o yüzden. Şimdi gelelim 9. köyü. Bu köyde de çok oyalanmak istemiyorum dostlar. 9. köy. Bir köy binası daha 14. Bir inceleyelim. köy binası 14 tam ölü bir köy 14. Ölü olduğunu farz etmeyelim. Şimdi ortada bir kartal topu var. Ağaçlarla süslemiş Noel ağacı normal çam ile Diğer orta ortası full çam ağacı dostlar. Bu köyün asıl olayı çam ağacı. Çam ağaçları süslemeye çalışmış bu köyü. Yani güzel olmuş fena değil. Yani ama köy binası 14 daha böyle bir şeyler bekleniyor yani beklentiler yüksek oluyor köy binası seviyesi arttıkça dostlar. Yani bence bana göre bundan incelediğimiz 3. köy müydü 4'ün bundan 2. köyü sanırsam. Bundan önce incelediğimiz köy binası 14'lar daha iyiydi bence buna göre. Onun üzerinden 4 derim ve geçerim yani bilemedim. Şimdi gelelim dostlar bir de diğer 10. köyümüze şuradan ara diyelim. Aa bir köy binası 9 daha. Bakalım. Bak bu daha iyi. En iyi köy binası 9 bu. Çok ciddi emek verilmiş dostlar. Ortası ciddi anlamda bildiğin orman ya. Bildiğin orman abi. Güzel. Köy binası 9'ların en iyisi bence bu şu ana kadar. Ben beğendim. 10 üzerinden 9 abim. 8 hatta. Abim bundan daha güzel köyler vardı. 8.5 veriyorum buna neden 9 veriyorum? Kesinlikle belediye göre değil arkadaşlar. Güzellik, estetiklik yani emeğe göre birazcık yorumladım. Bu güzel. En iyi köy binası 9 bana göre bu ama aralarından bu ilk ondan arkadaşlar o köy binası 14 muazzamdı. Hani ilk onun köyden en beğendim. bu 5. köydü dostlar. Bu 5. dediğimiz köy bence top 1 yani. ya yani. yani muazzam adam arşı çıkarmış artık olayı. Mükemmel ya keşke benim de böyle bir köyüm olsa. Kıskandım şahsen açık konuşayım kıskandım. Arkadaşlık isteye gelir mi lan? Bir ekle diyelim agamızı. Eklenmiyor. Çok fazla arkadaşlık isteği var. Peki davetlisek davet gönderildi ama bir davetleri de kapatmıştır bu kankamız. Beğendim bu köyde de. Diyerekten evimize geri dönelim ve en iyi köy görün arkadaşlar. En iyi köy küllerimizden doğduk biz. Tamam tamam abartmaya gerek yok. Bakalım en beğenilen köy hangisi olacak? Yorumları tek tek okuyacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi 5000 like bekliyorum bu videoya. desteklerinizde esirgemeyin. Abone değilseniz abi. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.